Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarının hayatını okuşluğunda bugün Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'u hakkı oladı. Buradalar bana tarih, sirat, sahabalarının tarihi siratı. Bunu kandayı örgünemiz ve ondan kandayı kolosalını olamız. Tarih, sirat iki tane arsa. Vakiyeler ve nususlar. Biz fakat yine bolu bötken işlerine, tarihi vakiyelerine, şimdi bugün eken deble ötüket adıgan bosek, bu siretten közlenge mahsediyeti olmalıyız. Biz tarihte kitaplarda kertirilgen vakiye hadiselerini okup örgenemiz ve onlardan hulasa ibret çıkarıp alışıgımız gereği buladı. Şimdi siz bilen biz siretten közlenge mahsediyemiz geçirgimiz mümkün buladı. Eğer biz tarihini, eğer biz siretini, bana şu yosun örgen adıgan bosek, kündelik hayatımızda kereye boladigan yollanmalarını, kürsatmalarını elbette topamız. Avvalgiler mende mende kılışıydı, mende mende bol. Demek mende kıbı mıydı? Avvalgiler mende mende kılışken adam ona akıbatke keldi. Demek mende kıbı mıydı? Hulasa çıkarışlığını bilinçliğimiz gerek. Fakat tarih katarı uyanıp koymayız, bu katarı işte. Zamzam Market'ten navbattagi aksiyani kutib oling. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni uyingizgacha bepul dastavka yo'li bilan yetkazib berishni taklif etamiz. Bizdan sovg'a xarid qiling. Qo'shimchasiga bonuslarni qo'lga kiriting. Bu ulug' sahobaning hayoti, ibodati, fazilati, zohidligi, birodarlar, bularni o'rganishdan avval bir oz sirat mavzusi haqida bir to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud ko'pchilik odam orasida turganida u odamni biroq ajrata olmasdi. Yolg'iz turganda ham biroq parvo qilmasdi. Bo'yi pakan edi. Jussasi kichkina edi. Orig' edi. Badavlat insonlarga beriladigan molu davlatdan ham bebahra. Baquvvat insonlarga beriladigan quvvatdan ham uzoq. Obro' e'tiborli kishilarga beriladigan hurmat e'tibordan ham benasib edi. Umuman ko'rimsiz odam edi. Bo'y kichkina, arvoq, na puli bor, na mansabi bor, na quvvati bor. Deyarli hech narsasi yo'q. U juda kambag'al, jismi oriq va kichkina hamda obro' nufuzga ega emas edi. Ammo islom unga faqirlik va kambag'allik o'rniga Kisro va Qaysarning xazinabonlari ega bo'lmagan katta boylikni berdi. Jismonan zaif, ligini o'rniga tarixni o'zgartirishlikka sabab bo'ladigan zolimlarni chekintiradigan irodani ato etdi. Hech qanday hurmat e'tiborsiz yashayotgan hayotining o'rniga abadiylik, ilm, sharaf inom etib, natijada u tarixda o'tgan buyuk peshvolarning ulug'iga aylandi. Hammamiz e'tiqod qilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, sahobalarni robbisi birodarlar, siz bilan biz ham robbimiz. Shundaymi? Shunday. Alloh taolo joriy qilgan qonun qoidalar, va'dalar, bashoratlar hammasi o'zini o'rnida turibdi. Sahobalar ana shu bashoratga ishonib, va'idlardan qo'rqib, payg'ambarimizni ko'rsatmasiga amal qilgandek, biz ham amal qilsak, Alloh ularni aziz qilib mukarram qilgandek, bizni ham aziz mukarram qiladi. Bunga iymon keltirishimiz kerak. Mo'min kishi qaysi zamonda, qaysi yerda yashamasin, bu qonunlarda hammasi uning ustida joriy. O'sha paytda bir bo'lgan edi, bo'ldi endi tugadi. Bu gap noto'g'ri. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalarini behojat qilgan, boy va badavlat qilgan, kuchli quvvatli qilgan zot siz bilan bizni ham kuchli quvvatli qiladi. Ularni yuksaltirgan zot azza va jalla bizni ham yuksaltiradi. Din zohir bo'lish kerak edi, Alloh xolodi zohir bo'ldi, tugadi. Bu noto'g'ri fikr. Din zohir bo'lish kerak edi, zohir bo'ldi va qiyomatgacha zohir bo'ladi. Agar mana shu dinni bayrog'ini ko'taradigan, sahobalardek mehnat qiladigan ummatlar bo'ladigan bo'lsa. Qoida. Agar kishi shariat qoidalariga amal qilsa, albatta mana shu qilgan ishining mevasidan ikki dunyoda foydalanadi. Qaytaramiz. Agar kishi din, shariat qoidalariga amal qiladigan bo'lsa, albatta mana shu qilgan mehnatini samarasidan ikki dunyoda foydalanadi. Dunyoda aziz mukarram bo'lib yashaydi. Qo'lida puli bo'lsa ham, mansabi bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Oxiratda esa albatta Alloh taoloning diydoriga erishadi. Bu darslardan birodarlar olishimiz kerak bo'lgan asosiy qoida, asosiy xulosa mana shu bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu. Nima bilamiz bu kishi haqida? Kim edi va kimga aylandi? Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sahoba bo'lmaganida bu kishini
Min yıldan köprü bulgen bulardı, adamlar atın etmeyi koygen bulardı. Ama bu kişi nasıl bilen tarihte kaldı? Resulullah'a bulgen imanı bilen, Allah'ın yolda kıygen hizmeti bilen. Bu, uluğ sahabanın künyesi Ebu Abdurrahman idi. Anası Ümmü Abd, Abdullah ibn Mas'ud. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de hala Arqomning hovlisiga kirmasdan avval iymon keltirgan edi. İbn Mas'ud o'zi haqida aytardi, İslomga kirganlarning 6-si edim. İslomga birinchi bo'lib kirganlarning 6-si edim. Ya'ni 6 odam musulmon bo'lganda 6-si men edim dedi. Albatta bu faxrlanadigan narsa birodarlar. Albatta bu faxrlanadigan narsa. Bu kishi Habashistonga qilingan ikkala hijratda ham qatnashdi. Badr g'azotiga guvoh bo'ldi va Rasulullohning boshqa ko'p g'azotlarida, deyarli hamma g'azotlarida uzotning yonida bo'ldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sırlarının sahibi idi. Karın, Rasulullah'ını bir metre körüş iştiyakıda yürüp biz. Rasulullah'ını bir metre körüşlik ki hançalar vardı, müştahımız. Şimdi bu kişiler Rasulullah'ını daimi yanı dürgen kişiler. Allah onlarını Rasulullah'a sahaba buluşlik ki talladı. Allah tallagen bendeler bunlar. Seferlerde Rasulullah'ın yastığı Mısvaki Abdastasının egesiydi. Rasulullah'ın hizmeti durardı. Yürüş duruşta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yokşarıdı. O kişinin boyunu kişkinali giden, boyunu pasli giden, ayrım adamlar oturup da boylarıdı. Gelip tur dese özü tüke turgen bularıdı. Kareler de yiğitler. Ömer ibn Hattab gavdali adam boygen. Halid ibn Valid cenki boygen. Zübeyir ibn Avva. Aynı da boyuz kişkinali abasa siz giden bitti kumiri barakken. Kim eken? Abdullah ibn Mas'ud. Ömer ibn Hattab raziyallahu anh onu kichkinaligi işara kılıp hazırlaşıp ilim bilen tolgen haltaça da koyardı. İlim bilen tolgen haltaça. O kişi Kufa'ya kazı bugün. Ömer ibn Hattab davrada Baytul Mal'ın reisi bugün. 32. yılı, Hicri 32. yılı Medine'de vafat etken de, bana Bakı kabristanı'ya koyulgen de, yaşı 60'dan ötken de. Cahiliyat davrida ham Abdullah ibn Mas'udning shaxsiyatida hayriyat bor bo'lganligiga dalil. Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhu Qurayshli bo'lmagan, Huzayl urug'idan bo'lgan. Qurayshli ichidagi mavlolardan edi. Banu Zuhra urug'ini himoyasi ostida yashaydigan Banu Zuhraning mavlolaridan edi. Qurayshli emas, Huzayl urug'idan. Uqbat ibn Abi Muayyidni qo'ylarini boqib yuradigan yosh cho'pon bola edi. Kunlarda birida mana İbn Mas'ud özü hikaye kıladı. Yaşı getirdim. O da 15-14 yaşlar çemezsin. Ukbe İbn Abi Muayyid'in koylarını bakıp yürürdüm. Roparamdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen Ebu Bakir Sıddık gelip kalıp ey bala sende bizge bir adıyan süt var mı deyişti. Yani sağladıyan süt varsa koydu sütünü içken var. Men amana sağlayacağım. Koylar menekemez. Sılarge süt veremeyim ben dedim. Resulullah dediler, sende koçkar yakınlamagen, koçmagen koy var mı dedim. Ben ha dedim, şimdi koydu, hop geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bağlayıp, yelenini silip durup, Rabbilerge dua kıldılar, yelen toldu. Sonra Ebu Bekir içi kavak bir taşını hop geldi, o şimdi onu sağdı, bas Ebu Bekir içti, sonra men içtim, keyin uzat yelenge kıskar dediler, yelen kıskardı. Abdullah ibn Mas'ud'un gözünü aldı da Resulullah'ın bir de mucize sadır oldu. Peygamberimiz aldı yekelip etti ki mengem hazırsız etken geplerde örgüteyim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler sen örgütülgen gulamsan dediler. Sen örgütülgen gulamsan dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibn Mas'ud'un geleceğe de uluğ insan buluşuyunu gördü. Sen örgütülgen gulamsan. Kalın Abdullah ibn Mas'ud cahiliyet devrede hali Müslüman bulmasından turup tabiatı pakize pakize fitratı bilen neme mümkünü neme mümkünmez bildi. Men amanatdarman sizlerge beri almayman. Ha babdi içi oraylar egesi. Yok ona kanarsa. Bana biz kimle örgünüşlükimiz gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler tecidun nase ma'adine hiyaruhum fil cahiliyeti hiyaruhum fil islam idha fuqihu. Adamlarını kan, maden ekenini topasız. Onlarının cahiliyette yakşı bulgenleri, eğer İslam'ını engelleseler, İslam'da hani yakşıları buladırlar. Cahiliyette yakşı insan mıdır? Eğer İslam'da düşünse, İslam'da Müslümanlar da arasında zoru buladır.
Ömer ibn Hattab kuvvetli, bileyli, yüreğli, şicatlı adam mıydı? Kureyş'te zorlar adam mıydı? İslam'a girgende Müslümanlar diyeyim zoru gelendi. Çünkü dinden uzak, dinden beyhava, din bilen işi bulmasından yürgen adamlar var ki tabiatı taze, yakşı insanlar. Fakat dinden beyhava. Şunlar dinge girsin de Müslümanlar diyeyim yakşısı gelenedir şunlar. Etabak sizden uzuk yeter o adam. Abdullah ibn Mas'ud raziyallahu anh hakkında aytilgen sözler. Abu Musa Ash'ari aytadı, Abdullah ibn Mas'ud'nu Resulullah'ki ahir ekenliğini gördüm. Hatta ayrım tanımayan kişiler, Abdullah ibn Mas'ud'nu Peygamberimiz olduğu köp kirip çıkkanlıgiden, özünü ailesinden bulsa kereye edip güman kılışarıdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat bergendiler, beni aldım ki ruhsatsız kirip geliyordu. Buradalar bilasla mı kendi şeref? Beni aldım ki ruhsat soramazdan kirip geliyordu. Hammagen berilmagen adı bu fazilet, bu manzilet. Albatta Rasulullohga bo'lgan Ibn Mas'udning muhabbati sababli Rasululloh shunday degandilar. Kishini iymoni ziyodalashgani sari birodarlar o'zini musulmon birodarlarga nisbatan muhabbati, ularga bog'liligi, shafqati, yaxshilikni ravo ko'rishi ziyodalashib boradi. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, musulmonlar bir-biri bilan bo'ladigan muomalada xuddi bitta jasadga o'xshashadi. Jasadni bitta a'zosi orasi ikkinchi a'zo xotirjam bo'la olmaydi. Bedor bo'lib chiqadi. Qosim ibn Abdurrahmon aytadi. Abdullah ibn Mas'ud Rasulullohning oyoq kiyimini kiydirib qo'yib, u zotning oldiga tushib, aso bilan ketib borar edi. Payg'ambarimiz qachon bir majlisga yetib kelsalar, ikki kavushini yechib, ularni o'zini bilagiga kirgizib olar edi. Rasulullohning kavushini qo'liga ushlab olardi. Rasulullohda asosini qo'lingizga bersa, yig'laysizmi, yig'lamaysizmi? Rasululloh suv ichgan mana ko'z deb turib qo'lingizga bersa, Rasulullohning ko'zasini. Yig'laysizmi, yig'lamaysizmi? Bilekiye kirgizib olardı da asonu Rasulullah'ın koluna birerdi. Kaçan Rasulullah meclisten turseler, ayak giyimini kirgizip koyup asonu alıp Rasulullah'ın aldı da yürerdiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bugün muhabbet biraderler. Allah'a bugün muhabbet. Allah'a bugün muhabbet, Rasulullah'a bugün muhabbet. Rasulullah'a bugün itaat, Allah'a bugün itaat. Allah'a bugün itaat, Rasulullah'a bugün itaat. Kul in kuntum tuhibbuna Allah'a fattabi'uni. Ey Muhammed Aleyhisselam ayting Müslümanlarga. Eğer sizler Allah'ını yaxshi görseler, menge itaat kılıyorlar. Şunda Allah sizlerini yaxshi görerdi. Şunda günah ilerdi keçirerdi Allah da Allah. Peygamberimiz etkenlerdi, kişi kimini yaxshi görse, kıyameti şulabına bir getirirlerdi. Müslüman adam kimi yaxshi görerdi? Vellezine amanu aşaddu hubben lillah. İmanlı kişilerinin Allah'a bolgan muhabbeti kattıraq ekenliğini görürsünüz. İmanlı kişilerinin Allah'a bolgan muhabbeti cüdeyem kattıq boladı. Biz Allah'ını yaş göremiz, Resul'ünü yaş göremiz, sahabalarını yaş göremiz, Müslümanları yaş göremiz. Gayri dinler nemez. Çünkü kimi yaş görsünüz, kıyamet uçları katarda tırlarsınız. Özünüz hala bir yaş görürün kimini hala siz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları Resulullah'a bulunan muhabbeti çeksizdi. Çeksizdi. Özlerinin malları, canları, Resulullah'a bulunan muhabbet de ona da hiç neresi nasıl. Buradalar, bana içimizde kimdir müderris, kimdir hünervan, kimdir tabib, kimdir savdogar, kimdir talip. Hemimiz ama Allah'ını yakış göremen de dava kılamız. Şimdi, ana şu Allah'a bugün muhabbetimizi, varlığını, kendi bilişimiz mümkün. Yolu var. Onu bilişti yolu şu ki, Allah'a ve Peygamber'e bugün muhabbet, hemen asadan mukaddem turgan bosa, muhabbet is hakiki muhabbet. Yani, bana bunu bilinçlerini bitti yolu, o son yolu, Allah Ta'ala'nın büyürüğünü hayatımızda tatbik kılıçlığı bilen. Allah Ta'ala'nın kaytargılarından kaçlığı bilen. Allah Ta'ala bandasını, özüge bugün muhabbetini sınaştığı için türlü imtihanlığa soptular. Mesela, bitti iş var kısız, Allah razı buladı. Lakin dünya ticaretizde az yine zarar etişi mümkün. Dünya paydasını öyle diyen bu siz, Allah da Allah razı bulmasın ki mümkün. Bana şu orunda, kaysabırın talleyiniz. İbn-i Mas'ud raziyallahu anh'ı umuman dünya işi bile şuurlanmayan iken buradalar, kareyler. İman keltirgen künüden başlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i suhbatını özge lazım tutgen, fakat Resulullah'ın hizmetle turgen. Aç kalmadı şu adam. Aç kalmadı.
O nasıl nasıl falan falan çıkmaz. Gavda falan çıkmaz. Kuvvet, obro, pul hiç nese yok. Ama Allah'a bugün muhabbette, müstahkemliğine, hayatı doğumda ispatla vardı. Dünya akıp geldi burada ayağın tayıya. Ama bu nasıl bunların özgürtürgeni yok. Beymal alçıydı, şerahat yengil boyanı da namaz okşamasan, roza tutuşamasan, Allah'ın kulçuluğunu kılıçtığı asan buladı. Gazaplı yutuş, közde tiş. Ama şimdi halatlar buladı, cüdeyem kıyım buladı. Sapar diyorum siz 6 aydan beri. Közde tiş derdik. Pulkere yapıp durup da iki ağız yalan yapırsanız yakışık yine pulkeladı. Bana şu halatta sınarlarken siz bulamazsınız kimliğimiz. Ahasiben nâsı an yutraku an yekûlu âmenne ve hum la yuftanun. Allah Teala aytadı. Adamlar iman keltirdik deyişleri bilen yine imtihan kılınmagan halları da öz haliga taşlap koyuluşunu oyladılar mı? Sınav albatta keladı. İmtihan albatta keladı. Şunda ben de ya Allah'ın razılığını talledi ya özünü dünyaya manfaatıdır. Mesela karın ona turuptu, hatun turuptu. Bitti havlu da siz. Ona karıp koyan, İnci bu koyan, talepleri yan mankulmaz, karı koyan da kulas inci bu koyan. İkinci zamanda ayağla turuptu. Tınç, tatun, faravan, hatırcan, sakinetli hayatı, hatını bilen buladı. Şunda kaç zamanı talleydi oğul bana? Kaç zamanı talleydi? Mumun adam anasını talleydi, bu mesela, bu savalmaz bu. Ama, bana şunda halatke çüşkende yine bilas kimliğiyse. Seferge çıkkende bilas kimliğiyse. Zinage, sınav imtihan kegen payette bilas kimliğiyse. Ana şu imtihanlardan bittiğiniz gibi misal. Üyümü satamanda bir elange hoppadiz, bir neşe yıl turdu satılmazdan. Kim bırak geldi? 50 binge geliştiz. Kol kalktiz, etteki pul da apkala diyen bu oldu. Allah da Allah sizi sınadı da 60 bin veremendeki herdar geldi. Boyaki ahdizden özü sağda pişti. Haramayandı bunda buzuşlik. Barakabı oldu aldım sattım dedi. Etteki pul da apkelemendi. Ötken zaman fiyade aitti. Ya ki maşına puruşlar. Yaş buldu takilip kılı yaptı. Şunda bana sınav. Şunda sınav. Şimdi boyaki üyüde kımmat olarak pulge alamandığı adam ki kendinden ki nereye birinci adam ki bahanesi değilsiz. Dadam bunu mu yaptı? Oğlum karşılıklı yaptı. Ne makalası şunda? Bana şu hem sınav buradalar. Bizi Allah'a bugün muhabbetimizi sınavda bitti yolu. Allah razı buladı genç tıklamız mı? Nefsimiz hakla genç tıklamız. Şundan bilseyi buladı. Bana şu buladıkken vakıya kıssalardan bir yaşa git ticaret başlap. Kiçkine gene bir üyde tur aradı. Katta bir üyde arzdan pulge satı alı şekil imkanı kulüp aldı. Onun için pulu yok satı alı yani. Ne makaldı? Oylandı oylandı. Bankdagi bir nasroniy tanishini oldiga bordi. Bank foizsiz pul bermasligini bilsa ham boraverdi. Bora pul so'raganida haligi nasroniy kishi aytdiki, "Oshna, sen musulmonsan. Bank foizsiz pul bermasligini bilasan. Seni diniyat bunasi harom" dedi. Haligi yigit aytadi, "Yuzimga shapola bilan urganday bo'ldi. G'ayri din odam menga dinimda ta'lim beryapti menga." Shu yerda nima dedi yigit? Nasroniy odam menga ta'lim beradi mi? Tashqariga chiqib, o'ziga ta'sir qilib aytdiki, "Vallohi robbim, kerak emas bu uy" dedi. "Eski uyimda yashayveraman, ammo senga osiy bo'lmayman" dedi. Qalbi ezilgan holda do'koniga yetib keldi. Do'koniga yetib kelsa, qarang, bir do'st kutib turgan ekan. "Og'ani yarim soatdan beri kutyapman. Falon mamlakatga falon chiqib ishlagani ketyapman, falon cho pulim qolyapti. Senga tashab ketaman, kerak bo'lsa ishlatib tur. Qat kelganda berasan." Allah'ın cevabı buradalar yarım saatke kalmadı. Ne demek anladı bala? Parvardigar, keremez bu uyu. Eski uyumda yaşıyorum ben ama senge asıyı bulmayayım ben de gelmedi. Buradalar her kendi imtihan uzağa bulmaydı. Cüdeyem kıska buladı. Kıska yine müddet. Haya yada koyuşlu gerek. Bir gün keler meşakkat, iki gün keler lekinim oladı. Tügeydi bari bir günü. Allah'a bugün muhabbetimizi, onge bugün itaatla sınırlık. Abdullah ibn Mas'ud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin daimi hizmeti deydi. Resulullah ki en yakın kişilerden idi. Gusul kısa tosup duraradı, taharat kısa suap gibi aradı. Ey Abdullah Mısve kanı, ey Abdullah Abdasta kanı. Resulullah'ın daimi yanıdı. Kişi, imanı etkadı yükselgen sarı, atrafıdaki kişilerini has kişilerden tasarlanmaydı.
Qaytarib aytaman. Kişi iman e'tiqodida yuksalgan sari atrofidagilarni xos ishlardan ta'sirlanmaydi. Hozir nimaga buni aytdim? Tushuntirib beraman. Masalan, ustozi bor, ta'lim beradi Qur'ondan yoki boshqa narsadan. Doim minbarda o'tirganligiga ko'rgan ko'rib qolgan shagird ustozini. Doim shu doskanolda dars etayotganiga o'rganib qolganda domlasini shaxsiy hayotida bo'ladigan ancha-muncha kamchiliklarni ko'rganda, domla ham shunaqa bo'ladimi deydi. U ham senga o'xshagan odam. Jahli chiqadi, uxlab qoladi, kech qoladi. G'azablanishi mumkin, esdan chiqib qolishi mumkin. Har qancha ulug' inson bo'lmasin, ustozing bor yo'g'i kim u? Bitta odam xolos. Shuning uchun birodarlar, kishini aytayapmiz, iymoni, e'tiqodi yuksalgan sari birodarlarining shaxsiyatidagi narsalarga e'tibor bermaydi. Shaxsiyatimizda bo'lgan ancha-muncha narsaga nima qilib qo'yaylik? Ko'zimizni yumib qo'yaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Mas'udni qanday maqtaganligini bir eshitmaymizmi? Sizi Rasululloh maqtasa. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa paytida haj qilgani bordi. Arofatda turganida bir kishi kelib aytdiki, "Amiral mu'minin, men Kufada bitta kishini qoldirib keldim. U odam Qur'onni yoddan imlo qildiryapti" dedi. Shundaylar o'qib beryapti dedi. Mushafga qaramasdan. Umar ibn Xattobni shunday bir jahli chiqdiki, ranglari o'zgarib ketdi. "Sho'ring qurg'i kim ekan u?" dedi. Haligi odam aytdi, "Abdulloh ibn Mas'ud" dedi. Umar ibn Xattob qanday g'azabi tez kelgan bo'lsa, shunday savladi. "Nima dedi?" "Sho'ring qurusin" dedi. Bu yerga so'z olib kelgan odam, xabar olib kelgan odamga. "Allohga qasamki, odamlar ichida mana shu ishni qila oladigan undan boshqa birotta bir odamni bilmayman" dedi. "Shunga haqli loyiq odam, men senga aytib beraman buni tarixini" dedi. Bir kuni men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga borsam, Abu Bakr Siddiq bilan gaplashib o'tirgan ekanman. Men ular bilan birga o'tirdim, suhbat tugagandan keyin tashqariga chiqdik. Masjidga kirdik. Bir odam masjidda namoz o'qimoqda. Orqasidan kelishdi, tanishmayapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'xtadilarda uni o'qiyotgan Qur'oniga quloq tutdilar. Keyin biz tomonga qarab turib, "Man sarrohu an yaqra al-Qur'ana ratban kama unzila falyaqrahu ala qiroati ibn Ummi Abd." Bu namozda o'qiyotgan kishi Abdulloh ibn Mas'ud edi. Kim Qur'onni qanday nozil bo'lgan bo'lsa, ana shunday o'qishlikni xohlasa, Ibn Ummi Abdning qiroatida o'qisin dedilar. Abdulloh ibn Mas'udning Qur'oni payg'ambarimizga Jabroil alayhissalom olib kelgandek ekanligiga Rasulullohning o'zi guvohlik beryaptilar. Palonchi qorin tajvidi zo'r, palonchi qorin qiroati zo'r, palonchi qorinni sanadi bor. Albatta bu qorinni manzilatini ko'taradi darajasini, ammo Abdulloh ibn Mas'udni Qur'onini kim o'qiyapti? Namozini o'qib oldi Abdulloh ibn Mas'ud, duo qilishga turdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam orqasida turib, Abdulloh ibn Mas'udni bilmayapti. Rasululloh so'ra, so'raganing berilur, so'ra, so'raganing berilur deb duo qilib turdilar. Shu yerda Abdulloh ibn Mas'ud nimani so'ragan bo'lsa Alloh taolo berdi. Bu qanaqa baxt birodarlar? Bu kichkina, oriq, puli yo'q, quvvati yo'q, hurmati yo'q, nasl-nasa bunaqa palonchilar emas. Hech kim emas. Nima ko'tardi bu kishini mana shunday manzilatga? Iymon Allohning yo'lidagi rozilik yo'lidagi amal. Umar ibn Xattob aytadi, "Men o'zimcha fikr qildim. Allohga qasam, tong otsa borib mana shu xushxabarni yetkazaman" dedi. Ertalab borsa, Abu Bakr Siddiq bu xabarni yetkazib bo'lgan ekan. Qaysi ishda Abu Bakr bilan musobaqalashmay, doim mendan o'zib ketganligini topdim. Rasulullohning unga nisbatan muhabbati, ishonchi shu darajada ediki, Abdulloh ibn Mas'ud u zotning eng yaqinlaridan bo'lib, hech kimga berilmagan ulush berildi u kishiga. Bu ulush nima edi? Rasululloh aytganlar, "Kun tun xohlagan vaqtingda meni huzurimga kirish uchun senga ruxsat beraman" dedilar. Albatta bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Abdulloh ibn Mas'udga bo'lgan muhabbatidan, u kishini qadrlaganidan edi. Inshaalloh bu ulug' sahobaning hayotini davomini keyingi darsda o'qigan bo'lamiz. Aqulu qavli hada va astag'firulloh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad as-sodiqil va'dil amin. Allohumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Ve arinal hakka hakkan ve rzukna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzukna ictinaba. Ve cealna mimmen yestemi'unel kavle fe yettebi'une ahsana. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ötken dersimizde buradalar, Abdullah ibn Mas'ud raziyallahu anh'un hayatını oku başlayan edik. Bu inşallah devam etkizemiz ve nihayesi yetkizemiz. Abdullah ibn Mas'ud raziyallahu anh'u Uhud tağıdan köre ağırrağ bugün boldırlar. Abdullah ibn Mas'ud raziyallahu anh'u Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç acilemezden o zatının hizmeti de daimi buldu. Özüge şeref de bildi Resulullah'ın hizmetini. Ve Peygamberimiz ham şünge reşe sahabalarını takdir edildiler. Avalet ötkenimizdik, Abdullah ibn Mas'ud cüssası kiçkine, boyu pekene, arık kişiydi. Ayet ettik, adamlara verilgen boylikten bir bahre, cismani kuvvetten bir nasip, nasıl nasip de falançılı gibi bulan, fakirlen adıken hiç nasası yok. Diğerli hiç kim bu gelmez. Ama bu kişi, iman bilen, Resulullah'ın hizmetini, özgü şerefde bilişliği bilen, adamlardan avzız buldu, avzal buldu. O kişi, cüssası kişkine, yani tabii ki, baldırlar yan şu cüssası gereşe, ingiçke bu yanıdı. Bu günü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hurma şahıdan bir nesan ap gelişli kereyip oldu, meyvemedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyürgeni de Abdullah ibn Mas'ud şaşırıp darakke asılıp çıkıp yetiyekeni de yengildi. Ayağını kötarıp iyileştirme mahşubu yanında baldırı açılıp gitti. Şimdi sahabalar onu baldırını ingiçkeliğini görüp külüştü. Yani öyle yani ingiçke ayak. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler, sizler İbn-i Mas'ud'un baldırlarından külü yapsızlar mı? Elbette o iki baldır, Allah'ın huzurudaki tarazıda Uhud tağıdan ham ağırdır. Biz şekil yakala bu haberimiz o. Abdullah ibn-i Mas'ud Resulullah'a daim bir hamrah bol yürerdi bettik. Ayrım tanımayan adamlar, Abdullah ibn-i Mas'ud Peygamberimizi ailesinden şekillik de oylardı. Mana şu cüssası kişkine, nimcan bo'lgan, boyu pas bo'lgan Abdullah ibn Mas'ud, Badr günü'de Abu Cahil'le katıl kıldı. Mana sihirat dersleri de malum, Badr gazatı günü, aka ülke afralar, biri 15 yaşar, biri 16 yaşar, Abu Cahil'le kılıç bulan olup ottan yıkıtıştı. Ama o hali ölmegen idi. Cerahatlengen, konakı yatıptı, közü kralaşıp bo'lgan, kuvvetten gitken yatıptı. Cengden keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mana Badr gazatı Müslümanlarda galabası bilen nihayet taptı. Abu Cahil'i top gelirler menge dedi. Şimdi Allah Teala'nın takdiri onu bana şu hali nefes yaptırken, hali ölmeken cüssasının üstüge İbn-i Mas'ud gibi kaldı. Mekke'de turgan davrida Abu Cahil İbn-i Mas'ud'u kulağa geçince bir şapalabına vurgen de kulağını yırtıp taşıyken buladı. Abu Cahil cüssası katta boyan. Moğol devletliği boyan. Nasıl nasabliği boyan. İbn-i Mas'ud hiç kim olmadan onu aldı da. Vurup kulağını yırtıp taşıydı. Ben şimdi Allah'a da takdirini görün ki, bana şimdi bir ülken gavdali adam yerde atıp da. Üstüge kim geldi? İbn-i Mas'ud geldi de. Abu Cahil yatıp da, közü hıralaşıp agen, burağını üstüge kegenliğine, yanıge kegenliğine sezip durup, kim yendi dedi. Allah ve Resulü Allah'ın düşmanı dedi. Abu Cahil ne dedi? Zararı yok dedi. Beni özümü kavmimden boyan kişiler öldürdü. Bu benim için şeref dedi. Yani başka kabile kişi öldürgen, kabile kişisi beni öldürgen de menge ağır namus bulardı. Beni özümü Kureyşliler öldürdü. Şimdi İbn-i Mas'ud raziyallahu anh onu kellesini tenesten acilaştığı için köhreye çıkıp oturdu. Hadi yapız gavdası ülkenin adı. İbn-i Mas'ud çiskiniydi. Şimdi İngişken'i de Abu Cahil yakınlaşıp gelen İbn-i Mas'ud'unu körüp durup hey, sen bizi koylarımızı bakıyorken ne dedi? İbn-i Mas'ud ha dedi. Ha fahırlan. Lakad irtakayta murtavkan su'aban ya ruvay yalganam. Tağd üstü oturup sen çöpan dedi. Yani gurur, izzet, nefs özünü katta alıştı şu derecedeki kibir. Şimdi İbn-i Mas'ud geldi bunu kellesini tanesinden acilattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le oldu göbarıp taşladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüp nime bu dedi soradılar. İbn-i Mas'ud, Abu Cahil dedi. Allah illezi la ilahe illahu
Yeganan Allohning nomiga qasam. U shu Abu Jahlmi deganda Ibn Mas'ud aytdi: "Vallohi la ilaha illallohu." U Abu Jahl dedi. Rasululloh sajda qilib yubordilar xursand bo'lganidan. Chunki bu Abu Jahl bu ummatni birodarlar Firavni bo'lgan edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ni Abdulloh ibn Mas'udning ilmiga bergan guvohligi. Qarang, o'tgan darsda aytdik. Sizni gavdangiz Umar ibn Xattobdaqa bo'lmasa, quvvatda hamzachalik bo'lmasangiz, Ibn Mas'ud bor ekan sizga. U kishilar jang maydonida bilagini quvvati, yuragini quvvati, shijoati, jangdagi mahorati bilan boshqa sahobalardan ajragan bo'lsa, sizga shu jismonan kichkinaroq bo'lsa ham, lekin ilm bilan odamlarga ibrat bo'lgan kishi bor ekan. Namuna bor bizga yigitlar hammamizga. U kishining ilmiga bergan guvohligi. Mana o'tgan darsda aytdik, Umar ibn Xattob Ibn Mas'udni kichkinaligi ishora qilib, ilm bilan to'lgan xaltacha deb qo'yar ekan. O'zi kichkinayu, lekin ilmga to'lgan mana shu Ibn Mas'ud. Umar ibn Xattob xalifa bo'lib turgan davrda bir to'p odamlar kelayotganligini ko'rdi. Umar ibn Xattobda o'zini sheriklari bor. Ro'paradan kelayotgan odamlardan bir to'p odamlar otliq. Qorong'i, hech kim ko'rmaydi, tanimaydi. Umar ibn Xattob yonidagi odamga aytdi, onalarga aytdi. Qayerdan kelishyapti kim? Nido qiluvchi. Qayerdan kelyapsizlar? Fajjun amiq, chuqur vodiydan degan javob keldi nariga tomondan. Qayoqqa ketyapsizlar deb so'raldi. Ular aytishdi, Baytul Atiq, qadim uyga. Umar roziyallohu anhu javoblarga qarab turib, ularda ichida bir olim odam borga o'xshaydi. Ularda ichida olim borga o'xshaydi. So'ra ulardan deb turib, keyingi so'r. Qur'onni eng ulug' oyati qaysi? Umar ibn Xattob tomonidan so'raldi. Boyaga tomonidan javob keldi. Allohu la ilaha illahu val hayyul qayyum. Yana so'raldi. Qur'onning eng hukmi oliy oyati qaysi? U tomonidan javob bo'ldi. Innalloha ya'muru bil adli val ihsan. Albatta Alloh adolatga, ihsonga buyuradi. Yana so'raldi. Qur'onning qaysi oyati jamlovchiroq? U tomonidan javob bo'ldi. Faman ya'mal misqola zarratin khayran yara. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Bas kim zarra ağırlığında yaxşılık kılsa ham köradır ve kim zarra ağırlığında yomonlik kılsa ham köradır. Yana soraldı. Kur'an'ın kaysi ayeti korkutuşuraq? Kaysi ayet korkutadı adamı? Cevap oldu. لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ يُجْزَ بِهِ Sizlerinin ham hayalinizce ham emas, ahli kitablarının ham hayalıcı ham emas, kim yomonlik qilsa uning jazosini totadir. Yana so'raldi. Qur'onni qaysi oyati ko'proq insonga umid bag'ishlaydi? Narigi tomondan javob bo'ldi. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ey o'z jonlariga isrof, jabr qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan noumid bo'lmang degan javob bo'ldi. Umar ibn Xattob hamma javoblarni eshitib bo'lib turib, oralarda Abdulloh ibn Mas'ud bormi deb so'radi. Ha, Alloh haqqi deydi. Oramizda Ibn Mas'ud bor. Ya'ni ko'ringki, bu narsalarni hammasini bilishlik ancha muncha odam qo'lidan kelmaydi. Hali Abdulloh ibn Mas'udni o'zini ilmi haqida o'zi aytgan gaplarni ham eshitamiz. Rasulullohning tilidan 70 ta surani yodladim, hech kim men bilan bu masalada bellasha olmaydi deb. 70 ta surani Rasulullohning tilidan yodlagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'oni Karimni o'zi birinchi marta tilovat qilib berardilar sahobalarga, sahobalar yodlab olishardi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu Qur'on oyatlarini Ibn Mas'uddan eshitib qolar edi. Bir kuni Rasululloh aytdilar: "Ey Abdulloh, menga Qur'on o'qib ber." Ibn Mas'ud: sizga o'qib beraymi? Axir o'zingizga nozil qilingan-ku yo Rasululloh dedi. Rasululloh aytdilar: "Men Qur'onni o'zimdan boshqa kishidan eshitishni suyaman" dedilar. Bas Ibn Mas'ud Niso surasini qiroat qildi. Alloh qodir qilganicha o'qiganida Rasululloh ko'z yoshlari tirqirab oqdida qo'llari bilan Ibn Mas'udga ishora qilib kifoya qiladi, kifoya qiladi dedi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu Ibn Mas'udning ilmiga bergan guvohligi. Qaraylar, Ibn Mas'ud nimasi bilan ajrayapti boshqalardan? Nimasi bilan?
İlmi bilen. Çünkü başka yok da boy yok, kuvvet yok, pul yok, hiç nesi yok. İlim bilen kötüleyen. Kareyler hiç kim olmayan. İlim bilen sahabalarını, yıldızları gelen yaptı buradalar. Akıl kuşu, zihniniz cahide basa bana sizge yol. Bana sizge Müslümanlığa payda keltir adıken bitti köçe. Men cahede fîne lenehdiyennehum subulana dedi Allah-u Teala. Kim biz yolumuzda ciddi cahit kısa, yani Allah'ını razılık için hareket kısa, biz onu şu adam mı? Özümüzü yollarımızdan bittesi ki dalalat kıpayamız. Allah'ını razı kıladığın yol köp. Köp. Kimdir pul buna razı kıladı? Pulu var. Kimdir zihni zor, ilim bilen. Kimdir ayak kolu hüneri bilen. Resulullah ilim havlusu olsa Ali ibn Abi Talib şu havlunun eşi gibi olken. Şimdi ilim mi peşvası olken Ali ibn Abi Talib İbn-i Mas'ud hakkında ne degen? İbn-i Sa'd rahimahullah Abul Buhturi'den rivayet kıladı. Biz Ali raziyallahu anh'ın aldığı bardık. Ondan Muhammed aleyhisselam'ın sahabaları hakkında soradık. Ali ibn Abi Talib onlarını kaysı biri hakkında yapırı dedi. Biz İbn-i Mas'ud hakkında yapırı vereyim dedik. Karın. Kala Sayyiduna Aliyun alimel Kur'an ve alimel sünne sümmen daha ve kefe bihi ilme. İbn-i Mas'ud'nu ilmiye veriyken Ali ibn Abi Talib'in tarifi. O İbn-i Mas'ud Kur'an ve sünnetinin ilmini bildi ve intihasıge yetti. Hem de şu bilen kifayelendi. Kitab-ı sünnette mükemmel örgendi diyepti. Kur'an'ı tolalı geçe aynagen kişi buradarlar alim buladı. Kur'an'ın ilmi de mahrub olgan kişi kıyamet günü de nabiler, siddikler bilen birge buladı. Bana İbn-i Mas'ud'nu faziletike dalalat kıladigan sözler, başka sahabalarının sözleri. İbn-i Mas'ud vefat etkeni de sahabalarını koyanları, trileri birbirinden soruştu. İbn-i Mas'ud özüge okşayan adamı kaldırdı mı? Cevap yok. Çünkü İbn-i Mas'ud takası yok idi. Abu Musa Eş'ari yeter idi. La tes'aluni en şeyin ma dama hadal habru fikum. Madem ki içilerde bana şu haber baraka mı? Haber degen en ilimli adam degen. İbn-i Mas'ud da yaptı. Arayılarda İbn-i Mas'ud baraka mı? Menden saval soramayalar derdi. Bir kişiden saval soraldı. Şu turgan adamlarda orası da saval soralgan adamdan göre bilimli adam turibdi. Şu adamı inleme turuşu adaptan buladı. Sizden saval soraldı. Şu mecliste şu savalga sizden göre yakşırak cevap verdiğin adam turibdi. İnleme turuşu adaptan buladı. Şunu alayım. Bıkınım ağrı yaptı da dedi. Başım ağrı yaptı da. Şu manaka kesel boku, manaka ağrı yaptı buraya yetim degen de. Tabip turibdi şu mecliste siz inleme turuyun. Fikrinizi bildirmeyin. Örgenin cim turuşluydu. Şöyle de cim turuşluyu ibadet oladı. Aramızda doktor turgen oladı. Benim ona fikrimizi bildir aramızda. Doğru siz etkenem doğru. No, bana kaçıyor yan var. O doktor yok. Bazı da şunu kabul kaladı ki, şer'i saval veriladı. Damla turup düşüyor da. İlimden uma haberi yok. İlim köçesi kirmek adamlar özünü fikrini bildiriş götürdü. Senin fikrin menge senin fikrini menge kızığı yok. Fikrini yapırma. Madde damla cim tursayım. Yok benim ola yapır orada da. Yani damla turup da koyar yani. Ben damla turup da koyar. Damla doğru mu dedi? Yapırıp durup yapını ne makaladı? Yapım doğru mu dedi soramaydı. Doğru ha dedi. Karın sahabalar birbirinin kadrını bilgende. Abu Musa Eş'ari oğlum sahabalardan. Resulullah'ın ulu sahabalardan ama İbn-i Mas'ud turgen de özünü ilimini o kişiden barat koymayı yaptı. Menden ilimli de tan alı yaptı. Ülkele tan alı elik. Sizge yokmasam şu adam ilimliliğini tan alayım. Şimdi bunu eksi bulu. Hemme özünü oğlum deyip sana uğra diyorum. Bursa hemme özünü başkalarından barat da bile olursa. Fakat menik yapım gürgenler doğru. Koyan hemmesi zallat yetken de olursa. Buradalar bu albatta Müslümanları yerleşmeyirgen açılanlı halat buladı. Çünkü bizi buradalar muayyen bir cemaat, muayyen bir taifanı vakili bulmayalım. Biz Müslümanlar da vakili bulaydık. Müslümanlar da içine durup biz mi demeyin? Müslümanımız, hemimiz, birimiz. Kur'an'ı Mekke'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin birinci bulup aşkarı okuyan kişi Abdullah ibn Mas'ud buladı.
Gerçi cismonan zayıf bo'lsa-yam. Gerçi himoya qiladigan urug'lari bo'lmasa-yam. Yuragida quvvati bo'lgan ekanda, dov yuragi bo'lgan ekan, jasur bo'lgan ekan. İbn Isoq keltiradi. Menga Yahyo ibn Urva ibn Zubayr otasidan rivoyat qilib berdi. Makkada Rasulullohdan keyin Qur'onni oshkora ovozini chiqarib o'qigan birinchi inson Ibn Mas'ud edi. Bir kuni sahobalar to'planishib Allohga qasam, Quraysh Qur'onni baland ovozda o'qilishini hali eshitmagan. Kim o'qib eshittiradi ularga? Deyishdi bir-birlariga. Shunda Ibn Mas'ud men dedi. Sahobalar aytishdi, biz sizga ziyon yetkazishidan qo'rqamiz. Kattaroq urug'dan birorta odam o'qisa bo'lar edi, himoya qilib olardi dedi. Meni Alloh himoya qiladi dedi. Ibn Mas'ud chiqib ketdi. Boshqa payt Abdulloh ibn Mas'ud islomdan avval Qurayshning sayyidlari, zodagonlari o'tirgan bo'lsa, oldidan o'tgani yuragi betlamas edi. Sir bosib qaltirab o'tar edi. Agar o'shlarni majlisdan oldin o'tish kerak bo'lsa, tezroq o'tib ketib qolardi. Mana endi qarang, iymon qanday quvvat berdi u kishiga. Zuho vaqtida Qurayshda kiborlari o'tirgan majlisga shunday bordi-da, Ka'batullohni oldida maqom Ibrohimda turdi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ar-Rohman. Allamal Qur'an. Qur'on oyatlarini o'qishni boshladi. Qurayshda kiborlari qarab, Ibn Ummi Abd nima deyapti? Ya bu Muhammad deb kelgan gapni aytyapti-yu, deyishdi turib, tepkilashni boshlashdi. Ibn Mas'udni yerga yotqizib olib tepishdi, urishdi. Ibn Mas'ud esa Alloh qodir qilgancha kalta yeb turgan bo'lsa ham surani o'qidi. Oyatlarni o'qirdi. Xohlagancha urishib oldi. Balani jarohatlangan, yuzlari qonagan holda sahobalarni oldiga kelganida keldi, ular aytishdi, mana shu narsadan qo'rquvdingda, mana shu aziyat yetishidan. Shunda Ibn Mas'ud ularga aytdi, Allohning dushmanlari menga hech qachon hozirgichalik xor ko'rinmagan. Xolasalar ertaga boraman va o'qib beraman dedi. Sahobalar yo bo'ldi, yetadi. Shuni o'zi kifoya qiladi deydi. Ibn Mas'ud o'zi haqida nima dedi? Undan o'zga iloh yo'q bo'lgan zotga qasamki, Allohning kitobidagi har bir oyatni qachon nozil bo'lganini va nima haqida nozil bo'lganini men bilaman. Qachon nozil bo'lgan, nima haqida nozil bo'lgan men bilaman. Agar qayerdadir mendan ko'ra bilimliroq odam bo'lsa bu masalada oldiga borib ta'lim olaman dedi. Ha, Qur'on ilmida eng bilimdon odam men deb turibdi. Biroq men bilan bellasha olmaydi deb turibdi. Lekin aytayapti, mendan ilmliroq odam bo'lsa oldiga borib ilm o'rganaman undan dedi. Ilm o'qiyotgan ukalar to'xtab qolmaylik. To'xtab qolmaylik. Mo'min kishi birodarlar shunday bo'ladi. Yo, biladi. Yo ta'lim oladi. Qaytarib aytamiz. Yo ilmli bo'ladi odam, musulmon yoki nima qiladi? Ilm o'rganadi. Endi ilm o'rganmasdan turib o'zini ma'rifatli sanayotgan bo'lsa, bu odam nima bo'ladi? Shayton bo'ladi. Bir kishi bor. U biladi. Bilishini biladi. Bu odam olim. Undan o'rganish kerak. Yana bir kishi bor. Biladi, lekin bilishini unutib qo'ygan. Bu odam g'ofil odam, unga eslatib qo'yishlik kerak. Bir kishi bor, bilmaydi hech narsani. O'zini hech narsani bilmasligini ham biladi. Bu odam johil, unga ta'lim berish kerak. Endi bir odam bor, u hech narsani bilmaydi, lekin bilmasligini ham bilmaydi. Bu odam shayton, bunday odamdan uzoq bo'lish kerak. Ibn Mas'ud o'zi haqida aytardi. Men Rasulullohning tillaridan 70 ta surani yod oldim. Bu hususda hech kim men bilan bahslasha olmaydi. Shu odam aytayapti yana, ko'proq biladigan odam bo'lsa, borib o'rganaman deyapti. Abdulloh ibn Yazid aytadi, faqihlar orasida, sahobalarning orasidagi faqihlarning orasida Abdulloh ibn Mas'uddan ko'ra kam roza tutadigan kishini ko'rmadim. Ibn Mas'ud nafr rozani juda ham oz tutar edi. So'rashdi, "Nima uchun nafr rozalarni ko'p tutmaysiz siz?" Ibn Mas'ud qaray. Men ro'zadan ko'ra namozni tanlayman. Agar ro'za tutsam, namozga zaif yiqib qolaman. Ya'ni nafr ro'za tutsa, bu yerdagi farz bo'lgan amallarga quvvati yetmaydi, zaif yiqib qoladi. Abdulloh ibn Mas'ud voqiqiy kishi bo'lgan, realni odam bo'lgan. Qarang, o'zini jismoniy imkoniyatini yaxshi bilgan, nafr ro'za tutsa quvvati mozayib ketadi deyapti. Shuning uchun sahobalarda ayrimlari nafr ro'zalarda doimiy tutgan, ayrimlari kechasi qiyomat laylida doimiy bo'lgan, ayrimlari toqat ko'tarmasa qilmagan.
Hazır, şunaki adamlar var. Nafir ozan tutup oladı da, revizor oladı. Tüzüm saçına, roza tutuz mu bugün? Tutmaz mı? Bugün düşenbe yok. Peşembe roza tutmadınız mı? Buna kılıp, öz yerini tutken, roz yerini riya kılıp, habata kıyken inen köyde sahabını tutmaya koyken yakışı burada. Bana, hıcalat olursan halini görsen, düşenbe günü hıcalat olursan halini görsen. Düşenbe roza tutmuyorsun mu? Çünkü her kim buradalar, halini özü biledi. İhtimal aşk kazandı, keseli vardı. İhtimal işini tabiyete doğru kemez. Farz amalda kımayken bize malamat kılamız. Mesela Ramazan'da roza tutmayken bize aytamız. Roza tutuyun de. Bu farz. Ama nafil amallarda ne makililer? Her kim özünü haliye karaptırıp çıksın. Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu İbn-i Mas'ud'un Kufa'ya, Baytul Mal'ya başlı kılıp cönete yatıp etken edin. Elbette men Allah'a kasam, özümge kereye bosayam, silah da aldı ile geki cönete yap ben İbn-i Mas'ud'un. Onu mahkem tutuyorlar, ondan talim alıyorlar. Yani Kufa'lılar özü inci, kaysar, besabır, bir hatırcam oturamayan kalmadı. Ancak önce rahbarda sığdırışmasıydı başlığını. Ama İbn-i Mas'ud'lar yaş görüp kalıştı. Hatta keteyken de ketme edip özleri bilen ap kalıştıkken hadis buluşken de. Abdullah ibn Mas'ud'un arzusu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in barcha gazotlarda birga qatnashdi. O zotdan keyingi xulofoy roshidlar ham birga ularning janglarida ular bilan birga bo'ldi. Büyük g'alabalarga guvoh bo'ldi. Katta lavozimlar berildi. Dünya oyog'ini tagiga oqib keldi. Ama bu narsalar uni Alloh va Rasuliga bergan ahdidan to'sa olmadi. Hayot yo'lidan, tavozulikdan, kamtarlikdan, toat ibodatdan uzoqlashtira olmadi. O kişinin bitti arzusu bu genede. Kendi arzuydu. O kişinin özüden hikayeni eşitemiz. İbn-i Mas'ud aytadı. Tabuk gazatıya Resulullah'ımla birge çıkan idim. Keçesi tünlü yarımıda uyganıp gittim. Biz cahileşken meydanı bir çetide Allah'dan bulgen şule yanıp durgeni gözülmüştü. Borsam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abu Bakir ve Umar bir kabrini kevleşekken iken. Sahabalardan Abdullah Zulbicay'dan vafat etken idi. Kabrini kevle buluşken Resulullah kabirde türüptüler, biraderiyle demeyin ki uzatıyorlar. Abu Bakir ve Umar, Abdullah Zulbicay'dan uzatıştı. Resulullah o kişinin kabirge cahilip türüp, dua kıldılar. Dua şimdi oldu ki, parvardigarım, men ondan razı men, sen hem ondan razı bugün. İbn-i Mas'ud aytadı, kaşkıydı bana şu gördüğe gelsin benim bosam. Çünkü Resulullah razı ekenliğine iki de sahabasını güvakıp durup Allah'a dua kılıyordu. Ben razı mı? Selam razı. Allah razı buladı bu kişiden. Bu kendi baktıdı Abdullah Zulbicay'da. Kimler kömü yaptı? Abu Bakir Sıddık, Ömer ibn Hattab hizmette durup da Resulullah şahsen özleri mübarek kolları bile kabirge koyup dua kılıyordu. Bana şu arzusu bu genelde o kişinin. Hani bu arzusu boylik, mensep, obro etibarge bağlıymaz. Nimaga bog'liq? Allohning roziligi, payg'ambarning roziligiga bog'liq. Oliy maqom tavakkalchi. Bu kishi 32 hijriy sanada vafot etgan. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu davrida. Abdulloh ibn Mas'ud o'lim to'shagida yotar ekan xalifa kelib so'radi. Nimadan shikoyatingiz bor? Ibn Mas'ud gunohlarimdan dedi. Nimani xohlaysiz? Muhoyo qilaylik. Robbim rahmatini dedi. Tabib yuborayım mı sizge dedi. Tabib özü kasal kıldı beni dedi. Yani şifanı kim verirdi? Allah mı? Tabib Allah mıydı? Allah özü kasal kıldı dedi. Bulmasam maddi yoldan bir ilişki büyüreyim mi dedi. İbn-i Mas'ud öyle de. Ölüm töşeği de atıptı. Bunca hacatım yok dedi. Halife etti. Onda bir olsa özüzden keyingi kola duyan kızlar izge kereye boladı bu maddi yoldan. İbn-i Mas'ud da cevabını göreyim. Meni kızlarımla kembağal buluşundan korku yapsın mı? Meni 5 kızım var. Barçalarına her keçede Vakıya Suresini okuşunu büyürgen ben. Çünkü Peygamber Aleyhisselam nin, kim Vakıya Suresini her keçede okusa kembağallik ve hacetmentlik körmeyede degenlerine iş kendim dediler. Nak manfaat, nak maddi yardım takilif kılınsa nak puldan köre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e vadesine köpüra işini yaptı, Allah'a tevekkül kılı yaptı. Ana, kambag'allikdan,
qarzni ko'pligidan, yetishmovchilikdan, xonadonda bir baraka yo'qligidan siqilayotgan, qiynalayotgan odamlar bo'lsa, ana tayyor siz bilan bizga ko'rsatma. Har kecha Voqiya surasini kim o'qisa, u uyda kambag'allik va hojatmandlik bo'lmaydi deb turibdi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu vafot etdi. U kishining janozasini Usmon ibn Affon roziyallohu anhu o'qidi. Baqiy qabristoniga dafn qilindi. Alloh taolo Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu'dan rozi bo'lsin. Abdullohni ko'pchilik orasida ko'z ilg'ab topish mushkul ish edi. Nafaqat ko'pchilik orasida, balki yakka qolganda ham ko'zga tashlanmas edi. U badavlat insonlarga beriladigan mol davlat urushidan ham, baquvvat insonlarga beriladigan jismoniy kuch quvvat urushidan ham, obro' e'tiborli kishilarga beradigan hurmat va obro' urushidan ham benasib edi. U juda kambag'al, jismi og'riq va kichkina, hamda obro' nufuzga ega emas edi. Ammo islom dini unga faqir va kambag'allik o'rniga Kisro va Qaysarning xazinabonlari ega bo'lmagan katta boylikni berdi. Tana va jismining zaif va kichikligini o'rniga tarix taqdirini o'zgartirishga sabab bo'ladigan zolimlarni chekintiruvchi iroda hadya qildi. Hamda hech qanday hurmat va e'tiborsiz yashayotgan hayotning o'rniga abadiylik, ilm, sharaf inom etib, natijada u tarixda o'tgan buyuk peshvolarning eng ulug'laridan biriga aylandi. Ana birodarlar ibrat bizga. Ana ukalar bizga kimlar kumir? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alloh sizlardan iymon berilgan va ilm ato etilgan zotlarning darajasini baland qilur, yuksaltirur. Aqulu qawli hada va